Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın uluslararası soruşturma ekibinin iddialarını yalanlayarak, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ait hiçbir füze sistemi Rusya-Ukrayna sınırından hiçbir zaman geçmemiştir şeklindeki açıklamasına yanıt veren Bishop, soruşturma bulgularından çıkarılabilecek akla yatkın tek sonuç var. O da Rusya'nın uçağın düşmesiyle doğrudan alakalı olduğudur, dedi. Bishop ayrıca Rusya'nın bilgi kirliliği yarattığını, Birleşmiş Milletler daimi üyesi olmasına rağmen bu ülkenin kuruluşun prensiplerince oluşturulmuş soruşturma komitesini itibarsızlaştırdığını söyledi. Öte yandan Euronews'in St. Petersburg'da görüştüğü Rusya'nın Avrupa Birliği daimi temsilcisi Vladimir Chizov da ülkesine yönelik bu suçlamaların yeni olmadığını söyledi. Beni şaşırtan tek şey bu suçlamaların zamanlaması. Çünkü bunlar hiç de yeni değil. Eski haberler. Korkarım 2014 ile 2016'dan bir dejavu etkisi. Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağı 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatıyla Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş, uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmamıştı.